Sayın Necmettin Bey, biraz daha Sevil Hanım'ı yakından tanıyalım. Evet. Buyurun sevgili izleyiciler, vazgeçme izleyicileri. Bayağı deli gibi aşık oldu Sevil Hanım. Ben çok aşık. Sizi bu fotoğrafları mı gönderiyordu sürekli? Evet, bu fotoğrafları hep bana gönderiyor. Daha başka fotoğraf. Nasıl böyle eldi, böyle yapmış, böyle göndermiş. Neler var? Siz görüntülü de konuşmuşsunuz kendisiyle. Ben görüntüyle beni arıyordum. Arıyor, evet. Ben de çak diye çekiyordum. İçime ayan olmuştu. Yani bu kadın niye böyle bana yapıyor? Sevgili arkadaşlar, blursuz fotoğrafı tabii sosyal medyasında olduğu için Instagram'a koyabiliyoruz diye düşünüyorum Pınar'cığım. Hanımefendinin blursuz fotoğrafını, Sevil Hanım'ın blursuz fotoğrafını, ben şimdi ekrana rütü kuralları gereği böyle blur'u vermek zorundayım. Ama hanımefendinin blursuz, yani bu blursuz olduğu gibi bütün net görüntülerini şu anda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyduk. Oradan bakabilirsiniz. Sevil Hanım'ı tanıyanlar, duyanlar, bilenler, yine yani Necmettin Bey en bir yıl sonra dolandırıldığımı anladım diyor. Evet. Siz de aynı fikirde misiniz ya da ne biliyorsanız Necmettin Bey'le ilgili olarak da Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yorumlarınızı ve bilgilerinizi bekliyorum. İhbarlarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlarım Instagram'a koydular. Yani bu fotoğrafları size gönderip sizden sürekli para mı istiyordu? Bak özür dilerim. Siz Almanya'ya gidip geldiğinizde mi fotoğraf gönderiyordu? Bak, şimdi o benim, ben evde oturuyorum. Hı. Almanya'da. Şimdi resim bana görüntülü gösteriyor. Evet. Ben de hemen kendi telefonla çekiyorum. Zaten orada ben resim görünüyor. Ben çak diye çekiyordum. Ondan sonra ben para gönderiyordum ona. Ve siz söylemeyin, bir bankadan para alıyor, evet. Bankada para alırken özür dilerim. Aa hani diyor Sevil Özden parayı aldı bana geri geliyor ya. Aha. Bana ben bir baktım, aa sana geri mi geliyor? Aha ben uyandım. Ben dedim bu beni dolandırıyor. Ben geldim. Ne kadar para gönderdi? Almanya'dan kendi para gönderiyordun. Ben Almanya'da 1900 euro gönderdim. 1800-1900. Burada da 11 bin euro verdim kendisine, elde evi tutacak, dayıp döşecek. Tamam. 300 bin lira Türk parasıyla verdim. Ona 6 tane çeyrek verdim. Bir dakika, 11 bin avro, euro dışında 300 bin lira para mı verdiniz 11 ayrıca? 11 bin euro verdim. Evet, ayrıca 300 bin... Ayrıca 300 bin lira da verdim, evi dayıp döşecekti. Ev tuttuk. Oo, 11. ayda ev tuttuk. Bak burada göstereyim. Ya size bir ev de gösteriyor. Siz peki o ev tutuyorsunuz. Evi de bana demiş ki... Dur Necmettin Beyciğim, siz beraber Pendik'te bir süre birlikte yaşamadınız mı? Biz Pendik'te de yaşadık ama bu evi burada olduğu için alt bodrumda 1,5 odası var idi. Evet. Yani... Beylikdüzü taraflarında, bu taraflarında. Beylikdüzü değil. Başakşehir'in 5. bölgede. Nein, hayır demek, arada nein deyince Almanca Türkçe karıştırıyor. Yani 5. bölgede. Hemen ya iki ev vardı. Hem onun sizin... dükkanı. Evet. Ben geliyordum bizim eve. Mesela Almanya'da havaalanında iniyorum ya. Evet. Gökçe havaalanında. Sabiha Gökçe'de. Arabama biniyordum. Direkt eşyayı Almanya'da çikolata mikolata doldurup getiriyordum. Ay bunu söylemesi. Lale Bacı'ya bile getiriyordum. Onu tanıdıklarına bile getiriyordum. Hediyeleri de boğuyordu. Beni savunmuş demiş. Bacı Sevil, sen nasıl Mehmet'i benim evime getirdin? Benim 11-12 yaşındaki kızım var. Bir dakika, sen bir Necmettin'le geliyorsun. Bir de siz şu görüntülü konuştuğunuz var ya, görüntülü konuşuyorlar beraber. Onu da bir ekranlara getirelim. Önce ekrana blurlusunu, ama aynı anda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi, blursuzunu koyabilirsiniz. Buyurun, Necmettin Bey her şeyi belgelemiş aslında. Sevil Hanım'la görüntülü konuşmaları da var elinde, fotoğraflar. Merak etmeyin, hepsi benden eliyorum. Özür dilerim, sahte senet bana yazmış. Dur bekle bekle, adım adım gidelim ya. Yavaş yavaş gidelim. Anneciğim. Acelemiz yok ya, dur bir dakika, acele etme. Okey, buyurun gelin izleyelim, bakın görüntülü görüşmeleri.
hem ekranda Blur'suzu da Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi. Buyursunlar. Babasıyla konuşmuş. Evet. Siz karşıda bir daha verin arkadaşlar ve dediğimi de yapın bir yandan da lütfen. Evet. Bir daha verelim lütfen görüntüleri. Buyurun verelim. Açalım sesi. Evet. Şimdi bu benim görüntülü böyle arıyordu. Ben de hemen çak diye çekiyordum. Beni böyle bu resimlerle dolandırdı. Hem bir de şey yapıyor, kalbim, canım, güzelim burada yazıyor, Necom, Sevil böyle yazıyor, bana elinde yazmış göndermiş, onu da var. Siz buyur. Kalp yapabiliyor musunuz? Böyle. Ha, ben de. Böyle dakika. Yapıyor. Yapamıyorum. Ben giden bir insanım. Vallahi siz de biliyorsunuz onların bazılarını. Abla vallahi benim beynim gitmiş. Benim aklımı 4 sefer kaza yapmışım. 4 Kur'an akışı. 4 kez nerede kaza yaptınız? 4 sefer ben kaza Pendik'te. Burada giderken dört sefer kaza neden, yaptım. Neden kaza yaptınız? Ben o aklımdayken çak diye vururdum adamın arabasına. Niye aklınızda varken vuruyorsunuz öyle? Abla benim Didem Hanım benim beynim yerinde değil. Şuurum kaybolmuş. Benim her şey aklıma geliyor. Ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Ben 4 sefer gittim. Beni polise götürdü. Polis bana... Özür dilerim. Araba sürerken Sevil Hanım'ın nesi aklınıza geliyor ki kaza yapıyorsunuz? Dalıyorsunuz. Ben bunda ayrıldıktan sonra öyle oluyorum. Bu beni böyle düzde bıraktı ya. Hep benim onda. Beni dolandırdığına dair Mehmet'le yaşadığı gibi. Dur onlara geleceğiz. Sonrasında peki bu görüntüyü konuştuğunuzda siz Almanya'da mısınız? Ben Almanya'daydım. Evimdeydi. O Türkiye'de? O Türkiye'de bana görüntülü konuşuyor. Peki o sırada kendi evinde mi kalıyor? Pendik'teki evde mi kalıyor? Yok kendi evinde. Peki Pendik'teki evde siz boşandığınız hanımefendiyle beraber mi yaşıyorsunuz? Yok benim o Almanya'da yaşıyor. O, ha Almanya'da. Oraya gel orada Almanya'da evim var. Ha, Almanya'daki evinde. Ayrıca evim var evet. Hanımefendi orada yaşıyor. Evet. Siz Pendik'teki evde yaşadınız ben bir süre. Ben Pendik'teki evi nasıl yaşıyorum? Didem Hanım. Ha canım. Mesela Allah razı olsun. Canın sağ olsun. Mesela diyelim ki bugün pazar. Hı hı. Pazartesi. Evet. Salı günü o çalışmıyor. Ben pazartesi günü orada o evdeydim. Onun evindeydim. Ben yemek yapıyorum, hazırlıyorum, alışveriş yapıyorum. Gerçekten mi? Siz yemekleri yapıyorsunuz. Her şeyi dört dörtlük yapıyorum. Yemekleri siz yapıyorsunuz. Ben kaymak gibi Alman var şu anda benim evimde. Getirmiş evet. Dişlerini yaptırıyorum. Şu anda evimde. Ben bir yemek yapıyorum. Adam diyor ooo sehr gut. Ben Zergut ne yapıyorum. Demek? Zergut? Çok güzel yemek yapıyor. Çok güzel. Yapıyorum. Ben ona da yemek yapıyorum. Onun ne yemekleri severdiniz? Mesela hangi... ben pirzola, böftek. O etle besliyorsunuz. Et de pahalı ben, Türkiye'de şimdi. Böyle bir sucuk mucuk, böyle pastırma ben hakiki pastırma severim, yaparım. Onda güzel kuşbaşı yemek yaparım. Güzel patatesli yemek yaparım. Nerelisiniz siz? Ben Kars Digor Alemköy'lüyüm. Ha Digorlusunuz. Digorluyum. Peki ya baya hanımefendi aynı zamanda beslemişsiniz yani. Efendim? Yani beslemişsiniz yemek yedirim. Ya yemin ederim ben onu beslediğim gibi kilo aldı. Ben onu 8. ayın sonunda biz adalara gittik denize. Evet. O durmada telefonla konuşuyor. Meğer ki Mehmet'le mi konuşuyor? Ne zaman oldu sizi aldattı? 8. ayda beni aldatıyor. Mehmet... Adınız Sevil Hanım'dan. Biz işte 12. ayın 30'unda evet. Bu sene geçmiş senenin son 12. ayın 13'e kadar. Peki. 13'e kadar biz kavga ettik. Mehmet'i götürdüm onun evine. İsterse göstereyim. Mehmet dedi Mehmet'i çağır. Ben onu tuttum. Dedim seni öldüreceğim. Aa olur mu? Yani ben dedim ben yanlış konuşmam. Hayır. Ben tuttum. Dedim sen niye bana yanlış yaptın?